Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, bizler bir önceki Gayetül İhtisar dersimizde kitabın nikaha giriş yapmıştık. Nikah kitabına giriş yapmıştık ve bu fasılda kalmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde buradan itibaren okuyacağız. Bugünkü dersimiz şurutu akdin nikahi, nikah akdinin şartları hakkındadır. Yani nikah sözleşmesi, nikah yapıldığında gerekli olan şartlar hakkında bir fasıldır bu. Faslun bölüm diyor ki وَلَا يَسِحُ عَقْدُ النِّكَاءِ Nikah akdi, nikah sözleşmesi sahih değildir. اِلَّا بِوَلِيِّنْ Ancak veli ile ve şahidey adlin ve iki adil şahitle. Kardeşler, Şafii mezhebinde kadının velisi olmaksızın nikah akdi sahih değildir. Veli olması şarttır. Bir de ve şahide adlin en az iki şahit. Bakın en az, yani daha fazla olabilir. En az iki adil şahit. Bu aslında şahideyni idi. Şahideyni tesniye kalıbında iki tane şahit manasında. Şahide adlin kelimesine idafe edildiği için burada nun harfi hazfe gitmiştir. Diyor ki illa bi veliyin ve şahide adlin. Adil şahit. İki adil şahit ancak ve bir de o kızın bir velisiyle ancak ve ancak nikah akdi sahih olur. Diyor ki ve yeftekirul veliyyu ve şahidani. Veli ve iki şahit muhtaçtır. Yani onlarda ihtiyaç duyuluyor. İle siddeti şerait. Yani altı tane şarta. Şahit ve veli altı şarta muhtaçtır. Yani şahitte ve velide altı şartın bulunması gereklidir. Birincisi el İslam'ı Müslüman olmak. Veli ve şahit Müslüman olmak zorundadır. Mesela şahitler kafir olsalar olur mu? Olmaz. Veya o kişinin örneğin babası onun velisi ise ve babası mesela mürtet olmuşsa, sonradan İslam'dan çıkmışsa yani onun veliliği geçerli midir? Hayır. Peki bu durumda ne olması gerekli? Babadan sonra mesela dedesi varsa dedesi, kardeşi varsa kardeşi, zaten bunu ileride zikredecek. Diyor ki vel buluğu, diğeri baliglik. Yani o iki şahit ve veli baliğ olmalıdır. Çocuk olmayacak. Vel aklu, akıllı olacaklar. Deli olmayacaklar. Ha mesela diyelim bir kimsenin işte velisi deli ise, yani mesela kimdir? İşte babası hayattadır. Babası delidir. Ondan sonra mesela dedesi akıllı. Tamam, bu durumda o velilik kısmı yerine gelmiş oldu. Ama şahitler zaten kesinlikle akıllı olacaklar. Vel hurriyetu, bir yeri hürlük, yani köle olmayacak bir kimsenin velisi ve şahidi köle olmayacaklar. Ve zükuretu, bir de erkeklik. O şahitler de erkek olacaklar. Şahitler ve veli erkek olacaklar. Vel adaletu, bir de adaletli olacaklar. Yani kardeşler, fasık olmayacaklar. Adaletli olmak, iki tane adil şahit, fasık olmayan örneğin. Şimdi kardeşler şunu söyleyeyim. Bu zamanda fasık olmayan kimse bulmak zor olduğu için alimler buna farklı fetvalar vermişler. Söylemişler ki nikah akdinden önce işte kişilere istiğfar ettirilmesi vaaz edilir. Yani mesela o şahitlik yapacak kimseler veya veli olacak kimsenin istiğfar etmesi istenir. Buna da bu şekilde fetvalar verilmiştir. Adalet vasfını zikrettik. İlla ancak müstesna ennehu, durum şudur ki la yeftakiru, ihtiyaç yoktur, yani muhtaç değildir. Nikahu zimmiyeti, zimmi bir kadının nikahında ihtiyaç yoktur, muhtaç değildir. İlel İslamil velinin İslam'ına, Müslümanlığına ihtiyaç yoktur. Şimdi kardeşler, zimmi dediği şey yani ehli kitap bir kadın. İslam dininde Müslüman bir erkek ehli kitap bir kadınla, yani Yahudi veya Hristiyan bir kadınla evlenebilir. Bu caizdir. İşte Yahudi veya Hristiyan olan bir kadın, yani buna zimmiye diyoruz. Burada zaten müennes kalıbında zimmiye bir kadın, Yahudi veya Hristiyan, ehli kitap bir kadın. Eğer nikah bu tür bir kimseyle olursa artık velinin İslam'ı aranmaz. Yani velinin İslamlığına artık gerek yoktur. Zira yani büyük ihtimalle de bu ehli kitap olan bu kadının annesi, babası vesaire, ailesi büyük ihtimalle bunlar da zaten velileri Müslüman olmayacaklardır. Onlar da yine o bayanın dininden olacaklardır.
Diyor ki ve la nikahul emeti ila adaleti seyyidi. Ve la nikahul emeti, cariye bir kadının nikahında yine aranmaz, ila adaleti seyyidi, efendisinin adaleti aranmaz. Yani efendisi adaletsiz de olsa, yani mesela işte cariyenin dikkat edin, velisi aynı zamanda seyyididir. Yani efendisi onun, daha doğrusu aynı zamanda velisidir de. Şimdi biz burada velinin adalet vasfını zikrettik ama bu cariye için geçerli değil. Diyor ki cariyede, efendisinde adalet vasfı aranmaz. Ve evlel vulatil ebu. Diyor ki ve evle, en evlası el vulate, daha doğrusu el vulate yani velilikte. Vulat kardeşler ceme kalıbındadır. Ve evlel vulati yani velilikte en evla el ebu, babadır. Velilikte en evla babadır. Yani bir kimsenin birinci velisi babasıdır. Diyelim bir kimsenin babası hayatta olmazsa veya babası hayatta var, bu şartları kendisi de bulundurmuyor. Yani mesela haşa Müslüman değil veya akıllı değil, deli veya adalet vasfında eksiklik var. Bu durum olursa ثُمَّ الْجَدُّ, sonra dede, ama ebul ebi, babanın babası olan dede. Yani annenin babası değil, babanın babası olan dede. Thummel ahu, sonra erkek kardeş, lil ebi vel ummi, anne baba bir, erkek kardeş bir kimsenin velisidir. Thummel ahu lil ebi, sonra baba bir kardeş bir kimsenin velisidir. Yani mesela bundan öncekiler olmadığında, gerekli şartlar oluşmadığında, yani bu kişi velilik yapar. Thumme ibnul ahi, sonra kardeşinin oğlu, lil ebi vel ummi, anne baba bir kardeşinin oğlu, yani yeğeni. Thumme ibnul ahi, sonra yine kardeşin oğlu, lil ebi, yani baba bir kardeşinin oğlu, baba bir kardeşinin oğlu. Thumme ammu, sonra amca. Thumme ibnuhu, sonra amcanın oğlu. Ala hada tertibi, yine bu tertip üzere gider. Diyor ki feyde, o zaman udimet asabatu, eğer bu asabeleri, bu saydığımız bu akrabalar, bu asabeler bulunmazsa, fel mevlel mu'tiku, mevlay mu'tik velidir. Şimdi kardeşler, mevlay mu'tiki önceki derslerimizde söylemiştik, yine söyleyelim. Mevlay mu'tik şudur, yani bir kimse önceki hayatında köle ise, mesela köledir ve efendisi onu azat etmiştir, bakın hürriyetine kavuşmuş, o efendisi, o önceki efendisi daha doğrusu, onun mevlay mu'tikidir. Eğer bu kimseler hiç olmazsa, bu asabeler olmazsa, bir kimse de mesela diyelim önceki hayatında köle ise, o mevlay-i mu'tiki onun velisi konumuna gelmiş oluyor. Thumma asabatuhu, sonra asabeleri, yani o mevlay-i mu'tiki asabeleri. Diyelim o mevlay-i mu'tiki hayatta değilse onun asabeleri. Mesela mevlay-i mu'tiki'nin babası hayattaysa yine bu kimseye velilik yapar. Diyelim hiçbiri yok. Thümmel hakimun, sonra hakimdir. Diyelim o bayanın, o kızın hiç kimsesi yoksa, sonra hakim, kadı o kimsenin velisidir. Diyor ki ve la yecuzu, caiz değildir en yusarriha, açık yapmak, bi hutbeti mu'teddetin, iddet bekleyen bir kadına açıkça evlilik teklifi yapmak caiz değildir. Kardeşler, hitbe manası aslında burada hitbe olması gerekiyor. Burada hutbe yazmış, bu yanlıştır. Bir hitbeti olması gerekiyor. Yani evlilik teklifi manasında, yani Türkçe'ye çevirirken bir kimsenin diğer bir bayana, yani bir erkeğin bayana evlenmeyi istediğini arz etmesi. Bunu o kimseye bildirmesi, belirtmesidir. Diyor ki velâ yecûz, caiz değildir en yusarriha, açık bir şekilde bi hitbeti mu'teddetin, iddet bekleyen bir bayana, bir kadına açık bir şekilde evlilik teklifi yapmak caiz değildir diyor. Şimdi kardeşler, iddet bekleme şu şekilde, bu zaten Kur'an-ı Kerim'de de zikrediyor, bunu bu kitapta da ileride işleyeceğiz. Kadınlar örneğin kocaları öldüklerinde veya kocalarından boşandıklarında belli süre iddet beklerler. Yani bu süre içerisinde bu kadınlar evlenmezler. Bu kadınların evlenmesi haramdır bu süre içerisinde. İşte o süre içerisinde, ki bunu zaten ileriki kısımda, bunun yani kimlerde ne kadar süre olduğunu söyleyecek. Bu iddet bekleyen kadınlara apaçık bir şekilde bir erkeğin gidip de evlilik teklifi yapması kesinlikle caiz değildir, haramdır. Fakat ve yecuzu, caizdir en yu'arrida leha, o kadına tarid yapması caizdir. Tarid yapmak
caizdir diyor. Kardeşler taharit şudur. Üstü kapalı bir şekilde, dikkat edin, üstü kapalı bir şekilde evlenmeyi ima etmek manasındadır. Fakat bu ima sonucunda bu kimsenin evliliği mi kastettiği fakat başka bir şeyi mi kastettiği tam belli olmaz. Yani yorumlanabilir ama evlilik kastı da içinde barındırır. Örneğin mesela bir taarit örneği verecek olursak, işte mesela sen güzel bir bayansın. Mesela bir erkek işte iddet bekleyen birisine sen güzel bir bayansın şeklinde söylediğinde bu taarit olmuş oluyor. Şimdi burada iki mana var. Yani ben senden evlenmek istiyorum manası da çıkabilir veya mutlak bir şekilde o bayanın güzel biri olduğunu söyleyebilir. Veya sen işte evlenilmeye layık bir bayansın, sen evlenilmeye layık bir kadınsın şeklinde taarit yapabilir. Bu Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabittir, caizdir. Fakat dikkat edin, yani mesela bir kimse bunu söylediğinde burada tamamıyla bir evlilik manası anlaşılmaz. Ha, genel olarak buna bir meyil var. Fakat mesela bu kişi mutlak bir şekilde de bunu söylenmiş olabilir. Yani gerçekten de evet sen yani çok ahlaklı, düzgün birisin. Bu yüzden evlenmeye layıksın. Bu şekilde söylemiş olabilir. Ama evlenme niyeti de taşıyor olabilir. İşte buna taarid diyoruz. Yuarride diyoruz ki ve yecuzu caizdir. En yuarride bir erkeğin taarid yapması leha o bayana. Yani o muteddetine dikkat edin. İddet bekleyen kadına taarid yapması da caizdir. Evet diyoruz ki sonra diyor ve yunkihaha onunla evlenmek ba'de inqida'i iddetiha yine ve cüzü caizdir en yunkihaha onunla nikahlanmak yani o iddet bekleyen o kadınla ama ba'de inqida'i iddetiha iddeti bittikten sonra diyelim bir kimse taridini yapsa bundan sonra da iddet bittikten sonra artık evlenmesi kardeşler caiz olmuş olur. Şimdi diyor ki ve nisa kadınlar ala darbeyni iki kısım üzerinedir. Nisa kardeşler ceme kalıbında yani kadınlar manasında ala darbeyni iki kısım üzerindedir. Ethiyabetin dul kadınlar ve ebkarin bakire kadınlar. Bakire ve dul kadınlar. Bunları kardeşler evlenme sırasında nikahlarında hükümleri farklıdır. Diyor ki fel bikru yani bakire olanlara gelince diyor ki yecuzu caizdir lil ebi ve ceddi. Baba ve dede için caizdir. İcbaruha alen nikah. Nikah üzerine. Yani baba ve dede için caizdir. Ne caizdir? Denk oldukları müddetçe dikkat edin. Baba ve dedeye bakireyi nikaha mecbur etmek caizdir. Şuraya çok dikkat edin. Şuradan tekrar mana vuruyorum. Yecuzu caizdir söyledik. Lil ebi baba için ve ceddi dede için. İcberuha o kadını yani o bakireyi daha doğrusu mecbur bırakmaları. Alen nikahi. Nikah üzerine onu mecbur bırakmaları caizdir. Yani kızın tam yani o bakire olan o kimsenin rızasını almadan onu nikaha mecbur bırakmak, onu nikahlamak caizdir diyor. Caizdir. Fakat burada bir şart var. O nikahlayacakları kişi o kıza denk olduğu müddetçe. Dikkat edin. Denk olduğu müddetçe. Yani mesela diyelim o kız diyelim. İşte çok edepli birisi ise ve siz yani onun dedesi ve babası işte sokak züppesi mesela. Huyu kötü olan biriyle evlenmeye veya haram işleyen fasık biriyle evlendirmeye zorluyorlarsa bu durum müstesna. Bu kesinlikle caiz değil. Ama diyor ki bakire bir kimse için babası veya dedesinin nikah üzerine mecbur bırakması caizdir. Fakat dikkat edin kardeşler. Bir şeyin caizliği bunun yapılması anlamına gelmez. Yapılması gerektiği anlamına gelmez. Bakire bir kız da olsa onun iznini almak, ona danışmak sünnettir kardeşler. Ona danışmak kesinlikle sünnettir. Yani bu biraz şuna benziyor kardeşler. Mesela diyelim ki boşanmak helaldir. Boşanmak caiz de haram değil. Yüce Allah haram etmemiş. Ama bu boşanmanın caiz veya haram olduğu kişilerin özgürce boşanması manasına da gelmez. Evet bu haram bir şeydir. Yok estağfurullah. Bu helal bir şeydir. Ama yani bazı mecburiyetler olduğunda artık işler yürümediğinde çiftler boşanabilirler.
Bu da caiz bir şeydir. Yani bir şeyin caiz bir şeyin caiz olması, evet bunun böyle yapılması lazım manasına kesinlikle gelmez. Buraya çok dikkat edin. Sünnet olan, Peygamber Efendimiz'in sünneti olan, ümmete tavsiye ettiği bir bayan evlendirilirken o bayana kesinlikle görüşünü sormaktır. Yani sen bu kimseyle evlenmek istiyor musun, istemiyor musun şeklinde görüşünü sormaktır. Sünnet olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir bu. Zaten Peygamber Efendimiz'in hadisidir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor. Bu konularda özellikle bu tür konularda Resulullah'ın sünnetine sımsıkı bağlanmalı, nikah üzerine zorlanılmamalıdır. Zira bunlar huzursuzluğu ve ileride daha büyük sıkıntıları doğuran, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnetinden yüz çevirmek ileride daha büyük sıkıntıları ortaya çıkan durumlardır. Ha, ama bu caiz bir şeydir. Yani bir baba veya dede, mesela baba olmadığında dede bakire bir kadını evlenmeye mecbur edebilir. Yani onu izni olmasa da evlendirebilir. Ve thayyibu, dul kadına gelince la yecuzu, kesinlikle caiz değildir. Tezvicuha, onu evlendirmek, illa ba'de buluğiha, buluğundan sonra, ve izniha, ve izninden sonra. Kesinlikle ve kesinlikle kardeşe, dul bir kadın izni olmaksızın veya balig olmadan evlendirilmeye mecbur edilemezler. Kesinlikle izni alınması gereklidir. Kesinlikle ve kesinlikle izni alınması gereklidir. Şuradan tekrar alıyorum. Ve sayıbu, dul kadın, yani dul bir bayan için. Yani önceden evlenmiş, boşanmış veya herhangi bir durumla bekareti bozulmuş. Bekareti bozulmuş bir kadın. La yecuzu, caiz değildir. Tezvicuha, onu evlendirmek, illa ba'de buluğiha. Buluğdan sonra. Mesela buluğdan önce evlendirilmişse, sonra boşanmışsa veya bekaretini bozacak bir durum meydana gelmişse, buluğa ermeden onu kesinlikle evlendirmek caiz değil. Bir de ve izniha, izni de olmaksızın. Yani izni de olmadan kesinlikle caiz değil. İzni de alınması gereklidir. İzni de alındıktan sonra ondan sonra evlendirilebilir. Böylece kardeşler bu faslı da bitirmiş olduk. Yeni bir fasla geçmiş olduk. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.